bu argümana karşı Vahdettin'in savunması da öyle bir rol oynamak zorundaydık. Çünkü ben de açıkça Mustafa Kemal gibi bir tavır takınmış olsaydım kestirmesi bu İtilaf devletlerinin o konuda zaten fevkalade ısrarcı durumda olan Yunanistan'a İstanbul'u devretmelerine sebebiyet verebilecek idi. Ve bu ortak davamıza da çok çok büyük bir zarar vermiş olacak idi eğer olsaydı öyle bir şey, doğru. Buna engel olmak için formalite gereği rol icabı, istihbarat terminolojisinde sahte bayrak gösterme diye tabir edilen bir oyunu oynadık diyor. Yani sahte bayrağı o demiyor da daha sonrasına ait yaptığı tanım oraya çıkıyor. Bu en objektif, en soğukkanlı yaklaşıma göre henüz daha sonuca bağlanmamış bir tartışmadır. Yani şimdi objektif olursak Vahdettin'in bu savunması, bu argümanları tarihsel anlamda, tarih metodolojisi anlamında %100 ispatlanmış, kesinliğe kavuşmuş argümanlar mıdır? Hayır. Benim kişisel kanaatim fevkalade ciddi dayanakları olan doğruluğu noktasında argümanlardır ama. İki, peki Vahdettin'in çok net bir vatan haini olduğuna dair özetle, resmi tarihin ortaya koymuş olduğu argüman aynı şekilde %100 kesinliğe sahip olmuş, %100 ispatlanmış mıdır? O da hayır. Dolayısıyla bilimsel anlamda bu konu halihazırda devam eden bir tartışma konusudur. Tezlerin her ikisi de henüz daha tabiri caizse finish çizgisini geçebilmiş, ipi göğüsleyebilmiş değildir. Şu an mevcut verilere göre Vahdettin'in İstiklal Harbi'ndeki genel duruşunun bir işbirlikçi ve vatan haini olmaktan ziyade bir kısım detaylı içtihat hatalarını içermekle beraber, fakat aslında vatansever bir duruş olduğu konusunda ben de şu anki bilgilerimize göre genel bir vicdani kanaat vardır. Yani benim şahsi fikrim odur. Vahdettin'i fevkalade suçladığım, yanlış bulduğum uygulamaları da vardır. Daha önce de paylaştık. Bunların başında da işte İstanbul'da artık hayatımı tehlikede gördüğüm için İngiliz devleti fehimhanesine sığınıyorum ve beni İstanbul'dan kaldırmalarını istiyorum şeklindeki resmi mektubu vardır. Yani bu bana göre çok vahim, çok ağır, hazmedilmez, yenilmez, yutulmaz bir hatadır. Ama mesela tek başına bu bile Vahdettin'i İstiklal Harbi sürecinin bütününde net bir şekilde bir işbirlikçi ve vatan haini, mesela bir Damat Ferit Paşa gibi durumuna getirir mi? Hayır. Arz etmiş oldum.